Sayın Başkan çok teşekkür ederim. Çok hızlı bir açılış yaptınız. Bugün Meclis Genel Kurulu'nu çok hızlı açtınız. Geçtiğimiz günlerde de meclisimizin avlusundaki büstlerin açılışını aynı hızda yapmıştınız. Bazı açılışları yaparken öncesinde bazı hazırlıklar yapılması gerekir. Eğer bu hazırlıklar yapılmazsa bazı şeyler aceleye gelebilir. Ve aceleye geldiği zaman da işler sorunlar yaşanabilir. Öyle görünüyor ki geçen hafta meclisin bahçesinde yapılmış olan büst açılışının özensiz ve aceleye gelmiş olması toplumun bütün katmanları tarafından oldukça rahatsızlıkla karşılandı. Öyle umuyoruz ki önümüzdeki günlerde bu büstlerle ilgili toplum liderlerimizin büstleriyle ilgili gerekli özenli çalışma yapılır ve toplumun genelini rahatsız eden bu konu telafi edilir. Sizlerden beklentimiz de budur. Sanıyorum ki Sayın Baybars büstlerle ilgili konuları değerlendiriyor Sayın Vekiller ve Sayın Bakanlar. Belli ki onlar da bu konuyla ilgili henüz netleşmediler ama görünen odur ki eğer bir büst olacaksa bu büst toplumun önemli bir kişiliği ise bu hazırlık yapılmadan önce mutlaka özenli davranılır. Ve insanları aslında onların varlığıyla mutlu edecek, kendilerini güvende hissedecek ve uzun yıllar boyunca o büstlerin varlığıyla insanlar onları ziyaret ederek aslında ne kadar önemli işler yapılmış olduğunu hatırlamalarını sağlayacak çalışmalar olmalıdır. Ama bu büstler bunun yapılmasına ne yazık ki müsaade etmedi. Sayın Başkan, kıymetli vekiller, sesimi birazcık yükselteceğim çünkü Meclis Genel Kurulu'nun sessizliğini sağlayabilmek için sanıyorum ki bu görev Sayın Başkan'a düşüyor ama Sayın Başkan bu görevini şu anda bir parça ihmal etmiş durumdadır. Ben sesimi yükselterek Meclis Genel Kurulu'nun sessizliğini de sağlamayı umuyorum müsaadenizle. Geçtiğimiz hafta zor bir hafta oldu bu toplum açısından. Karanlığın üzerimize doğru geldiği bir hafta oldu birçok açıdan. Gerek zihinlerdeki karanlığın etkisinde kaldı toplumumuz, gerekse de elektrik kesintilerinden dolayı şehirler, evler, iş yerleri karanlığa büründüler. Karanlık bizim bu ülkede istediğimiz bir şey değildir Sayın Başkan, kıymetli vekiller. Bizler bu ülkenin aydınlık olmasını istiyoruz. Bizler bu ülkede yaşayan insanların zihinlerinin de aydınlık olmasını istiyoruz. Evlerinin de aydınlık olmasını istiyoruz. İş yerlerinin de aydınlık olmasını istiyoruz. Uzun saatler boyunca elektrik kesintileri yaşandı. Bu elektrik kesintileri, düşünün ki o evlerde çocuklar var, o evlerde yaşlı insanlar var. O evlerde hastalar var. İş yerleri çalışamaz duruma geldi. Devlet kurumları da nasiplerini aldılar. Bu elektrik kesintisi yaşamın her alanını, ekonomisini, sosyal yaşamını, sağlığını etkileyen bir meseledir. Dolayısıyla bununla alakalı olarak işte ne yapalım? Üretim yetersizliği vardır. Dolayısıyla bir parça elektrik kesintisi yapacağız. Halkımız da kendine göre tedbirlerini alsın deyip işin içerisinden sıyrılamazsınız Sayın Başkan, kıymetli vekiller. Eğer bir üretim yetersizliği varsa bir yatırım eksikliği olduğu da aşikardır. Ve bu iş böyle devam ederse bu ülkede en soğuk günlerde ve en sıcak günlerde bu elektrik kesintilerini yaşamak bir kader haline gelmiştir. Ama bununla ilgili nedir planınız? Biz gerçekten bunu duymak istiyoruz. Bu ülke elektrik açısından yatırımsız bir durumdadır yıllardır. Yatırım ve planınız nedir? Bu kesintileri nasıl önleyeceksiniz? Bunları insanlara, halka izah etmek zorundasınız.
Çünkü şu anda insanlar ne zaman elektrik kesileceğini de bilmiyorlar. Ne zaman, nerede kesileceğini de siz onlara söylemiyorsunuz. Sadece elektrik keseceğinizi bildiriyorsunuz. Bunu bildirmenize de gerek yok. Bunu bildirmenize gerek yok. İnsanlar zaten bu elektrik kesintilerini yaşıyor. İnsanlar zaten elektrik kesintilerinin ne zaman olacağını da bilmiyorlar. Elektrikler kesilince bunu anlıyorlar. Dolayısıyla en önemlisi ne zaman, nerede bu kesintilerin yapılacağını, hangi saatlerde yapılacağını daha ayrıntılı bir şekilde belirtmeniz gerekiyor. İkincisi de bunu önlemek için ne gibi planlarınız var? Bunu paylaşmak zorundasınız. Aksi takdirde bu ülke en soğuk günlerde, yani insanların aslında elektriğe en çok ihtiyacı olduğu günlerde elektriksiz kalıyorlar. Ve yazda, öyle çok uzakta değil, yılda bir kez kış, bir kez de yaz olur. Ama bizim bu ülkemizde her kış sizin iktidarınızdaki her kış aynı, sizin iktidarınızdaki her yaz aynı. Her kışın en soğuk günlerinde ve her yazın en sıcak günlerinde ihtiyacın en fazla olduğu zamanlarda siz insanları elektriksiz bırakıyorsunuz. Bununla ilgili ne gibi planlarınız olduğunu da öğrenmek istiyoruz. Sayın Başkan, kıymetli vekiller, sadece elektrik kesintilerinin karanlığı olsa neyse, insan bir parça fiziksel meseledir der. Ama buna katlanır, ama zihinsel olarak da karanlık bu ülkenin gündemindedir maalesef. Geçtiğimiz hafta bir gazetemizin belirttiği, duyurduğu şekilde Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal basına da yansıdı. Dolayısıyla adını da verebiliyorum. Bazı açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaları da bir seminerde yaptığı duyuruldu gazeteden. Ve bu seminerde yapmış olduğu konuşmalar bu ülkede yaşayan bütün Kıbrıslı Türkleri en derinden rahatsız etmiştir Sayın Başkan, kıymetli vekiller. Çünkü yapılmış olan bu konuşma aslında demokrasiye karşı yapılmış olan bir saldırıdır ve kadınların temel insan haklarına karşı yapılmış olan bir saldırıdır bu. Ve bunu da kabul etmemiz mümkün değildir. Bir açıklama yaptınız, dediniz ki biz soruşturma başlattık. Neyi soruşturacaksınız? Neyi soruşturacaksınız? Gazetede bütün ayrıntılarıyla her şey yazıldı. Zaten bu konuşmaları yapan kişi de bunu yalanlamadı. Yani bu konuşmaları yapmış olduğunu yalanlamış durumda değil. Siz neyi soruşturuyorsunuz? Bu soruşturmayla aslında sizin ne yapmaya çalıştığınızı biz çok iyi biliyoruz. Sizin yapmaya çalıştığınız toplumun bütün kesimlerinden gelen baskıyı bir parça azaltmaktır. Ama ben size söyleyeyim, böyle bir baskıyı azaltamazsınız. Bu çağdaş, layık ve demokratik bir düzende yaşamayı isteyen, bunun için büyük mücadeleler vermiş olan ve bunlardan zerrece geri adım atmayacak olan bütün Kıbrıslı Türklerin aslında çok rahatsız etmiştir ve bu baskı ve bu öfke doğrusunu isterseniz böyle bir soruşturmayla falan savuşturulamaz. Bununla beraber insanların öfkesini yatıştıramazsınız, onları avutamazsınız. Yapmanız gereken yegane şey bu açıklamaları yapmış olan devlet görevlisinin derhal görevden alınmasıdır. Yani böyle bir şeyi yapmaya cesaret mi edemiyorsunuz? Nedir sizi engelleyen? Onu bilemiyorum. Ama bu kişinin yapmış olduğu açıklamalar kadınların temel insan haklarına karşıdır. Etik değerlere karşıdır. Dini ahlak kurallarına dahi karşıdır. Demokrasiye karşı yapılmış bir saldırıdır. Bütün bunları görmezden gelemezsiniz. Bütün bunları bir soruşturma kisvesi altında yatıştıramazsınız. Bugün sivil toplum örgütleri onlarcası, yüzlercesi, belki de binlerce insan bu yapılanlara karşı bir eylem gerçekleştirecek. Ve bu çok haklı bir eylemdir. Ve bu eylemin sonucunda da aslında sizin bu soruşturma açıyoruz diye ortalığı yatıştırma hareketlerinizin de bir fayda sağlamayacağını çok açık bir şekilde göreceksiniz. Çünkü bu yapılmış olan saldırı kadının ekonomik haklarına, fiziksel haklarına,
psikolojik haklarına ve cinsel de bir saldırı içeren bir açıklamadır bu. Bunu görmezden gelemezsiniz. Bunların tümünün sizleri de çok rahatsız ettiğini biz biliyoruz. Böyle şeylerin ülkemizde yaşanmaması için, bir daha böyle bir şeyin olmaması için Din İşleri Başkanı'nın derhal görevden alınması gerekiyor. Çünkü soruşturmayla birlikte böyle bir şeyi soğutmanız mümkün değildir. Bunu da iletmek istiyoruz. Çünkü Kıbrıslı Türkler çağdaş, laik ve demokratik bir düzende yaşamak istiyorlar. Bunun aksini kabul etmiyorlar. Teşekkür eder, saygılar sunarım.